İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. O dediyse doğrudur. Adı Abdullah olup Ebu Bekr künyesidir. Hazreti Peygamber'in yar ve sevgilisidir. Abdülkâbe idi ki önceleri adı hem, bu ismi Abdullah'a çevirdi fahri alem. Baba ve dedeleri hep temiz kişilerdir. Yedinci dedesinde Resul ile birleşir. Künyesi Ebu Bekir idi ki onun esas, daha çok bu isimle meşhur oldu beynen nas. Lakab-ı şerifinden bir tanesi Atik'tir. Manası cehennemden azad olmuş demektir. Zira Resul-i Ekrem bakıp onun yüzüne buyurdu ki, bu girmez cehennem ateşine. Biri dahi Sıddık'tır. Bunun dahi manası, hep doğru sözlü olup kavidir inanması. Miraç'tan döndüğünde nitekim Resulullah, anlattı miracını kâfirlere o sabah. Velakin inanmayıp ettiler hep itiraz. Dediler ki, bir anda göklere gitmek olmaz. Sonra inatlarından toplandılar bir yere. Dediler, söyleyelim bu işi Ebu Bekir'e. Bakalım bu habere ne söyler Ebu Bekir? Zira o tecrübeli ve akıllı kimsedir. O da inanmaz deyip bir ümitle geldiler. Kapıya çıktığında ona şöyle dediler. Ya Ebu Bekir, sen söyle, Mekke'den Kudüs'e dek ne kadar zaman alır bir defa gidip gelmek? Dedi ki, birkaç defa o yolda ettim sefer. Çok iyi biliyorum, bir aydan fazla sürer. Kâfirler sevinerek dediler ki, doğrudur, tecrübeli adamın cevabı böyle olur. Gülerek, sevinerek, hem de alay ederek, onu kendilerinin fikrinde zannederek, dediler, senin dostun diyor ki, ben bu gece göklere gittim geldim. O sapıtmış iyice. Hazreti Ebu Bekir peygamberin adını işitince onlara verdi şu cevabını. Eğer o söylediyse doğru, gidip gelmiştir. Zira o ömründe hiç yalan söylememiştir. Kâfirler bu cevabı alıp dona kaldılar. Önlerine bakarak şöyle mırıldandılar. Vay canına, ne yaman büyücüymüş Muhammed. Ne biçim sihir yapmış Ebu Bekir'e, çok hayret. Hazreti Ebu Bekir giyinip çıktı hemen. Geldi Resulullah'a hiç vakit geçirmeden. Kalabalık içinde yüksek bir seda ile açıkça imanını arz eyledi Resul'e. Miracınız mübarek olsun ya Resulallah. Malım, canım, her şeyim fedadır sana vallah. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, her şeyden habersizken tanıttı seni bize. Ya Resulallah, senin doğrudur her kelamın. İnandım miracına. Fedadır sana canım. Miraca inanınca böyle canı gönülden,
Sıddık lakabıyla şereflendi o günden. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kenam'dan olan Zinnun-u Mısri Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, şu üç şey ihlas alametidir. Birincisi, övülmek ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amellerini unutur, günahlarını düşünür. Yaptığı iyi amelleri unutur, günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Allah-u Teala'dan gayrısını gönlünden çıkarır buyuruyor Zinnun-u Mısri rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İkinci dinleyicimizi bire aldık. Buyurunuz efendim. Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hayırlı cumalar cumhuriyetten hocam. Birinci dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Dinleyemediği, durum bekleyemediği için yanlış anlaşılmaz. Buyurunuz efendim. Hocam, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Amin cümlemizden efendim. Bir de hayır dua edeceğim hocam. Rabbim iki can saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Son nefesi de iman selameti ihsan etsin inşallah. Allah razı olsun. Hocam, iki tane sorum olacaktı. Birinci seferlikle ilgili. Hani siz anlayarsınız demek istiyorum. Mesela Çatalca'da oturuyorum. Ben şeye kadar gidiyorum. Diyelim ki Edirne'ye kadar sefere gidiyorum. Gelip de aynı gün içinde Çatalca'ya uğramadan, yani bu sefer Tuzla tarafına geçeyim örneğin. Yine seferlik mesafesine gideyim. Hani ben o arada gelirken Çatalca'ya yakın bir yerde durdum ama eve uğramadım. Orada namazlarımı seferim. Yoksa mukim mi duracağım hani? Ama eve uğramayacağım belli yani. Geçiyorum eve yakın. Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Tamam. Hocam, ikincisi de bizim burada şu an Antep'ten aradım. Zeytin zamanı geldi. Zeytin götürüyoruz o bizim fabrika vuranlar, yağ çıkaranlar. Bazen zeytin miktarı az olunca makine vurmuyor. 7'de bir oranda yağ veriyor. Diyor ki yani 70 kilo geldi sizin işte yağ. Onu kabul ediyorsunuz. 7'de bir oranda 10 kilo yağ veriyor mesela. Bu uygun mu bu şekilde yapmak? Yani biz rayız, razı oluyoruz. O da razı oluyor. Hakkımızı helal ediyoruz. Bu şekilde alışveriş uygun. Yani 7'de bir oran veriyor. Yani 7 kilo da 1 kilo yağ mı? Mesela hani yağın duruma göre diyor ki yani 8'de 1 veriyor ya da 7'de 1. Şu an mesela 7'de 1 veriyor. 7 kilo zeytin veriyorsunuz. Karşılığında 1 kilo yağ veriyor. Tamam, anlaşıldı efendim. Tamam hocam. Teşekkürler. Allah razı olsun. Peki, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Ya. Buyurunuz, hayırlı günler. Ben Mustafa hocam, ben Emine teyzem. Yavrum, benim sorum vardı. Ben şimdi yayındasınız. Buyurunuz efendim. Tamam, teşekkür ederim. Allah sizlere hayırlı ömür versin. Benim ömrümden ömür alsın versin Rabbim. İnşallah. Allah sizi kırkların başından eksik etmesin inşallah. Yavrum, ben şeyi soracaktım. Şimdi 20 seneden beri ayağım iyice müzminleşmiş. Ameliyat olmadım, inat ettim. Şöyle, hani ameliyat masasında soyuyorlar böyle bir tek gömlek giyiliyor ya. Ondan çok hayal ettiğimden, yani Allah'ıma şükürler olsun, çok hayalıyım. O yüzden ameliyat olmadım. Çok çektim. Şimdi müzminleşmiş. Doktor da ameliyat dedi. Şimdi ayna altında ameliyat olacağım. Acaba hocama sorsam, soruyorum. Yani bunun bir şeyi var mı? Günahı var mı? Bir de hiç olmazsam daha mı iyi olur? Bana bir fikir verirse çok memnunum. Rahatlarım en azından. Tamam efendim. Yani bir de hocam, Osman hocam, bir de dua istiyorum sizden. Hani ben zaten sürekli tevekkül içindeyim Rabbime. Her şey için tevekküle giriyorum. Doğru mu bu, her şey için tevekküle girmem? Bir de şey için, yani gelinim Afrika'ya koyun almış, göndermiş, yani onu sor dedi. Ben biliyorum hani zekat olmaz da o zekat yerine göndermiş. Sizden duymak istiyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve şu anda radyosunun başında bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun.
Rabbim iki can saadeti versin. Hastalar varsa şifa ihsan eylesin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını gidersin. Kalplerine ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanlardan muhafaza edip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin hocam. Teşekkürler. Bu kadar mı? Teşekkür ediyorsun. Yani çay kahve falan yok mu? Onu programdan sonra inşallah. Ha, programdan sonra peki inşallah. Yemek de ısmarlayacağım size çünkü. Allah razı olsun. Çok cömertsiniz. Rica ederim. Zaten herkes şahittir böyle. Her zaman yemeğe de davet ediyor. Şeyde aşağıda holdingin Bodrum 2 dediğimiz katta şey açık büfe değil mi? Orada güzel yemekler var. Tamam. Allah Teala razı olsun. Şimdi demin düzenliyorum Hüsnü Hazretleri'nin sözlerini naklettik de Mustafa Bey. Ölçüleri bildirmişler. Ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiramın hepsi. Yani kitaplarında, hayatlarında, ondan sonra hayattayken talebelerine, talebeler bunlar kayda almışlar. Hani kayda almışlar deyince, şimdi diyorlar ki efendim diyor işte ses bantlar, kayıt bantlar yok, o gereği yok. Allah-u Teala öyle kullar yaratmış ki, bir hadis alimine 70 binden fazla hadis-i şerif biliyor. Ravileriyle beraber. Ezbere ha. Ona bir gün sormuşlar ya bu kadar hadis-i şerifi naklederken hiç tereddüt ettiğiniz oldu mu diye. 70 bin hadis-i şerif tereddüt ettiğiniz oldu mu? Bir tanesinde diyor bir tereddüdüm oluyordu naklederken diyor. Sonra gittim diyor kitaba baktım diyor. Kitap tereddütlü yazıyor diyor. Tereddütle ezberlemiş tamam mı? Orada öyle yazıyordu diyor. Öyle orada öyle yazıyormuş. Ya yani Cenab-ı Hak böyle kullar nasip etmiş. Ya şimdi sadece mesela Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde değil. Sonraki mesela Osmanlı döneminde de. Osmanlı döneminde de. Mesela Osmanlı sultanlarında Yavuz Sultan Selim Han rahmetullahi aleyh. Birisinden bir şeyi bir defa dinlediği zaman hatırında kalırmış. Hafızası o kadar kuvvetli. Ezberlermiş yani. Ezberlermiş yani. Hatta kendi zamanında yazan, yaşayan şairlerden birisi. Böyle gece bir ilham geliyor falan. Çok güzel şiir yazıyor diyor. Sultana götüreyim arz edeyim bunu diyor. Hoşuna gider falan. Ondan sonra geliyor diyor ki sultanım böyle böyle bu gece bir şiir yazın. Oku dinleyelim diyor. Adam okuyor. Okuyun diyor. Aa diyor sen bunu yeni mi yazdın diyor. Ben bunu biliyorum ki diyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri patır patır okuyor. Hatta ben değil diyor. Vezir de biliyor. Vezir de iki defa duyunca ezberler. Vezir de okuyor. Adam şaşırıyor. Ya diyor ben bir evden arakladım mı yoksa? Şimdi sultanın da huzurunda. Sultan da celalli bir sultan. Terlemeye başlıyor adam. Terlemeye başlıyor. Ondan sonra diyor ki Allah telefona bunu ihsan etmiş. Üzülme diyor. Tereddüt etme. Çok güzel olmuş diyor. Çok güzel olmuş. Ben bir defa bir şey duyunca ezberlerim diyor. Vezirim de diyor iki defa duyunca ezberler. Eshab-ı kiramdan bazıları kelime kelime. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir gün böyle kendisi devlet başkanı iken bir yerden geliyor falan. Bakıyor bir hurma ağacının altında. Eshab-ı kiramdan 5-6 kişi oturmuşlar sohbet ediyorlar. Oraya geliyor selam veriyor. Ne yapıyordunuz diyor. Bunlar da öyle sohbet ediyorduk. Ne hakkında diyor. İşte Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam fitneler hakkında buyurduklarını. O fitneyle alakalı olan hadis-i şerifi bizzat işiten var mı? Bunu nakleden zat diyor ki efendim diyor ben bizzat Resulullah Efendimiz'den işittim. Fitne kapısı kapalı. O kapı kırılacak. Ondan sonra dalga dalga fitneler yayılacak. Hazreti Ömer buyuruyor ki kırılacak mı açılacak mı diyor. Kırılacak diyor. Tekrar soruyor kırılacak mı açılacak mı? Ya, Peygamber Efendimiz öyle mi buyurdu yani? Yani kırılacak mı dedi. Açılacak mı dedi. İyi hatırlıyorum buyuruyordu. Kırılacak dedi, açılacak demedi. Ondan sonra mahzunlaşıyor ve gidiyor. Diğerleri diyorlar ki niye o kelime üzerinde ısrar etti? O kapı kendisi diyor. Peki kırılacak mı, açılacak mı? Kırılacak mı, şehit olacak diyor. Yani onu öğrenmek için ısrarla sordu. Yani açılacak mı, kırılacak mı? Hangi kelimeyi kullandı Resulullah Efendimiz? Kırılacak kelimesini kullandı. Yani onu şehit olacağını, kendisi şehit edilecek diyor. Yani Eshab-ı Kiram Alimdar Efendim diyorlar. Yani Cenab-ı Hak öylelerini yaratmış ki, ya diyor kırılacak mı açılacak mı? Yok diyor kırılacak. İyi hatırlıyorum Peygamberimiz böyle buyurdu. Dolayısıyla hani şimdi insanlar kendilerine benzetiyorlar da. Aha,
yanlış duyduysa. Bizim gibi insanlar, bu asrın insanları yanlış da duyuyor, yanlış da nakleder, yanlış da öğrenir, yanlış da anlar. Onun için hani istişare etmeli ondan sonra. Hele dini konuda bana. İstişare etmeden bildiğini bile aynı şekilde. Ya Efendi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri, ben hocamızdan, Hüseyin Hilmi Efendi'den dinledim. Buyurdular kardeşim, bu ilim küpüydü Efendi Hazretleri buyurdular. Ama buna rağmen kitaba çağırdı. Kitaba bakalım derlerdi. Ve kendileri de öyleydi, hocasından öyle gördüğü için. Bir dakika derlermiş, kitaba bakalım. Mesela Enver abilerden ben kaç defa duydum. Yani bir gün gittim sordum. Kitaba bakalım kardeşim. Gidiyorlar, alıyorlar. Kitabı açıyorlar. Ha, kitapta böyle yazıyor. Kitapta böyle yazıyor. Çünkü o anda hatırda yanlış kalmış olabilir. Yanlış da anlamış olabilirsin. Olabiliriz de. Olabiliriz de. Dolayısıyla İslam alimlerinin ve evliya-i kiramın huzurunda bulunan hayattayken o talebelerinden mesela kayda geçmemiş, kitap yazılmamış ise, o zat yazmamış ise, talebeleri bunları hıfzetmişler. Sonra kayda geçmişler. Sonra kayda geçmişler. Mesela Zenun-u Mısri Hazretleri'nin de talebeleri var. Evet, kayda geçenler de var hayatında ama sonra da aynı şekilde bildiriliyor. Orada mesela yani Allah-u Teala'dan başka gönlünde hiçbir şey olmaması lazım. Efendim işte ben çok ihlaslıyım falan. Çok ihlaslıyım falan. Ya şimdi çok ihlaslıyım da. Ölçülere bakıyorsun, yok. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh talebelerine kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz, ısrarla ediyorlar. Ben de merak ediyordum ya, niye bu kadar ısrar ediyorlar? Çünkü Mustafa Bey kitap okudukça ilk okuyuşta, hani şimdi yeni gençler bilmez onu, jeton düşür derler falan. O telefonla alakalı bir şeydi jeton. Bir de gebeler de burada kullanıyorlar jeton. Bazen düşmüyor çünkü. Düşmeyince de telefon devreye girmiyordu. Şehirler arası telefonlar. Dolayısıyla ilk okuyuşta fazla bir şey anlamamıştın. 2, 3, 4, 5 derken ana dersin ya, burada neler anlatılıyormuş. Ondan sonra idrak etmeye başlıyorsun. Ve bunu idrak edince de bak nereye getiriyor ondan sonra bak. Hani ısrar etmelerine sebep. Ondan sonra oturuyorsun, kendini sorguluyorsun. Yani kitaplarda buna muhasebe deniyor. Yani kendini hesaba çekiyorsun. Bir dakika diyorsun ya. Bu zat böyle buyuruyor. Ben gerçekten ihlaslı mıyım, değil miyim? İhlas Holding'de çalışmak demek, ihlas olmak demek değildir, tamam mı? Onu da altı parada söyleyeyim. Adam İhlas Holding'de hiç bağlantısı yoktur. Ama çok samimidir. İhlasla tavan yapmıştır belki de. Çünkü bize genel mesela dinleyicilerden zaman zaman şey yapıyoruz. Hatta bir seferinde Emen abiler radyo nasıl gidiyor diyor, sual etmişler de. Dedim efendim, biz dedim ilahiyatı bitirdiğimizde o zaman öyle diyorlardı. İşte 70.000'den fazla cami var, 70.000. Birer imam olsa sadece 70.000'in görevlisi. Bunların müezzine varsa 140.000, kayyum da varsa 200 bilmem kaç bin. Müftüler var, müftülerin aynı. Kur'an kursları var, imam hatip okulları var, ilahiyat fakülteleri var. Dini yayın yapan radyolar da var. Evet dediler. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen bazen dedim yayından çıkınca bizi arayanlar oluyor. Hemen yayından sonra da arayanlar oluyor. Mesela bakıyorum öyle şeyler anlatıyor ki, öyle şeyler şey yapıyor ki falan. Dedim onların o ihlası karşısında kendim eriyorum. Yani bu kadar hani 200 binin görevlisi dini, Kur'an kursları, imam hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, bir sürü dini bozmak, bidat ehli bilmem neler varken tertemiz kalmışlar. Ve TGRT FM de aynı şekilde böyle, hani altın arayan neydi ona, ne diyorlardı, dedektör mü? Dedektör. Aynı böyle bulup bulup çıkartıyor bunlar, öyle değil mi buyurdular? Hakikaten öyle ya. Mesela hiç şey yapmıyorsun falan, kalmış kimseye şey yapıyor falan. Eline bir kitap tutuyorsun, kitap dağıtmanın, vermenin. Yani var şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, kendisi de dağıtıyordu. Kendisi de dağıtıyordu. Hemen abiler şirketler kurdu. Mesela gazeteyle hatırlarsın, tam İlmihan Saadet'e bir kupon karşılığı verdi. Ya diğer İslam ahlak kitabını, herkese lazım olan iman kitabını kupon karşılığında verdi. Ansiklopediler aynı şekilde. Rehber ansiklopedisi, İslam alimleri, evliyalar ansiklopedisi. Bunların hepsini kupon karşılığı Enver abiler verdiler. Ve şu anda çok kimsenin evinde mevcut. Okuyanlar, yani açıp okuyanlar istifade ediyor. Hatta orada yazan evliya-i kirama, eshab-ı kiram efendilerimize aşık oluyorlar. Onun için okumazsa cahil kalırsın. Ruhun beslenmez. Ondan sonra da rüzgarın önündeki yaprak gibi olursun. A şahsı bir şey söyler. Ya öyle mi? B şahsı bir şey söyler. Aa öyle mi? C şahsı bize. Yani neydi? Pimpon topu gibi bir şey olursun yani. Değil mi? Evet. İstikrarlı olmaz. Ama kitabı okusan, aa bir dakika dersin. Öyle değil.
Efendim işte etiketli kariyerli prof ilahiyatta bilmem ne. Adam yanlış söylüyor. Hemen yanlışını tespit eder. Yanlışını tespit eder. Ortaya çıkartır. Adamın kılığı, kıyafeti, sarıklı, cübbeli falan filan hiç şey değil. Kariyerli falan değil. Aha, bu adam yanlış söylüyor. Bu adam ehl-i sünnet değildir diye verir. Hükmünü de verir. Hani faydalı bilgiler kitabını zaman zaman diyoruz ya. Herkesin bunu iyi dikkatli bir şekilde okuması gerekir. Bu kitapların okunması lazım. Ya sadece İslam ahlak kitabı okunmuş olsa bile de bunun faydası görülür mü? Elbette ki görülür. Ha, ondan sonra ne olur? Hani Zülhümsi Hazretleri'nin sözünden hareket ettik de. Şimdi Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de buyurmuşlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi naklediyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubat kitabını, hakikat kitabını yayınladığını ama okuyan kimse anlamasa bile ihlas artar buyuruluyor. İhlas artar. Farkına varmadan çünkü orada İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kalbiyle bağlantıya geçiyor. Onların kalbi Allah-u Teala'nın başka bir şey yok ki onların kalbinde. Allah-u Teala sevgisinden, muhabbetinden, rızasından başka bir şeyler yok ki. O kalpten akan su tertemiz, berrak. Senin kalbinde gelir. Bizim kalpler çıfır çarşı. Her türlü fitnedir, riyadır, ucubdur, bilmem nedir. Karışık duruyor. Adam ben samimi olarak söylüyorum falan. O zaman da Ziya Paşa'nın o sözü hatırıma geliyor. Aynesi iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Efendim diyor ben sana yardıma geldim. Yo, adamın niyeti yardım değil. Senin elindekini kapmak. Var ya şimdi her gün televizyonlarda şey yapıyoruz falan. Dolandırıcılar. Onlar da öyle aynı şekilde. Bazen adam profesör olduğu halde ne bileyim diyor sözlerine kandım diyor değil mi? Sözlerine kandım diyebiliyor. Onun için de kitapların mutlaka okunması gerekir ve hani bu kadar ısrar etmemiz, nakletmemizin sebebi yarın mahşer günü ihlasla yapılan ameller. Onlar geçer akçe olacak buyuruyor ehl-i sünnet alimleri. Öbürler kap para gibi patır 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 devre dışı kalacak. Devre dışı kalacak. Kimden öğreneceğim bunu? Kitaplardan işte. Allah da rahmet eylesin Hüseyin İlmi Efendi yarım asırdan fazla ne tatile gitti, ne izin yaptı, ne bilmem ne yaptı. Kapandı. Bu kitapları hazırladı. Yarın mahşer günü demeyecekler mi? Yani Enver abiler de Allah da rahmet eylesin. Bunu her tarafa duyurdu. Hatta bir gün Emel abiden dinlemiştim. Hastaneye gittim buyurdular. Hastanedeydi Hüseyin Hilmi Efendi. Orada yatıyor. Odasına gittim buyurdular. Dedim ki buyurdular mübareklere. Efendim bu odaya böyle nur yağıyor. Nereden biliyorsunuz kardeşim buyurmuşlar. Efendim siz aynı şekilde bir ömür boyu bu kitapları hazırladınız. Doğru buyurmuşlar. Biz hazırladık yazdık. Ama buyurmuşlar siz de şirketler kurdunuz. Bu kitapları bastırdınız. Gazeteyle diğer şeylerle falan her tarafa duyurdunuz. Her tarafa ulaştırdınız. Ve arkadaşlar destek vermek suretiyle bu kitapları her tarafa dağıttı, yaydı. Dolayısıyla biz yazsak rafta kalır, kimse duymazdı, görmezdi. Ortağız buyurmuşlar. Emel abi çok seviniyordu ya buyurdular. Mübarekler buyurdu ki ortağız bu şeylere. Çünkü Allah'a talendiğini. Dolayısıyla Emel abiler de üzerine düşeni yaptı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh üzerine düşeni yaptı. Emel abi üzerine düşeni yaptı. Şimdi de biz de kendi üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, dünya mümine zindan, kafire cennettir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya müminin zindanı, kafirinse cennetidir buyuruyor. Salih Müslüman genelde gayet rahat bir araya gelir. Salih Müslüman genelde gayet rahat bir araya gelir, güzel evlerde oturur, güzel vasıtalara biner, güzel elbiseler giyer ve güzel yemekler yer. Burası ona nasıl zindan olur? Cennetteki sonsuz olan o güzelliklerin, o nimetlerin, o sohbetlerin yanında elbette zindan olur. Burası kafir için niçin cennet? Kafir çok sıkıntılı bir hayat yaşasa da cehennemde çekeceği sonsuz acı azaplar yanında dünya ona cennet gibi gelir. Yani cehennemdeki hayatına göre burası onun için cennet sayılır. Müslüman isterse altın sarayda olsa da yine onun için dünya zindandır. Niye? Sevdiklerimiz yok. Hatıralar yok. Cennetteki güzellikler ve sohbetler yok. Bunların hepsi olsa bile burası geçicidir, bir rüyadan farksızdır.
Bu fani dünya sonsuz olan cennet hayatıyla nasıl mukayese edilebilir? Peki dünya müminin zindanı olduğu halde nasıl oluyor da yüzümüz gülebiliyor? Çünkü Resulullah Efendimiz dünyada birbirini seven cennette beraber olur buyuruyor. Büyükleri hasretle ananlar, onları severek hatırlayanlar bu sevgiden dolayı bir araya gelirler. Şimdi yüzümüzün gülmesi bundandır. Yoksa iyi bir arabamız, rahat bir evimiz olsa, çok para da kazansak geçici dünyada gülmeye değer mi? Bunları sonsuz nimet saymak, sırf dünya için yaşamak, ahiretteki sonsuz azapları düşünememek büyük ahmaklık olur. Sıkıntısız Müslüman olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz, mümin illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır buyuruyor. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillet de zelil olmak, hakarete uğramaktır. O zaman yapacağımız ilk iş tövbe ve istiğfar etmektir. Eskiden bir Müslüman evde bir bardak, bir çanak kırılsa benim yüzümden oldu diye tövbe edip iki rekat namaz kılarmış. İkincisi de kendimiz büyüklerin nasihatlerine uyduğumuz gibi biz de başkalarına dine uygun şekilde nasihat etmeliyiz. Ama nasıl olsa ağzım laf yapıyor, şöyle bir konuşurum, herkesi yola getiririm demek ve böyle düşünmek yanlıştır. Kendi kendimizi kandırmaktır. Bizim nasihatimizle hiç kimse düzelmez. Aksine daha da bozulur. Nasihatin yolu vardır. Kitaptan açıp büyüklerin sözlerinden okumalı ve kitabı ona vermeli. O nasihat okuyana da, okutana da, dinleyene de, herkese faydalı olur. Büyüklerin sözüyle düzelmeyen kimse zaten bizim sözlerimizle asla düzelmez. Onun için kendimizi aradan çekip trafik levhası gibi büyükleri göstermeliyiz. Dünyada rahatlık iyi bir şey olsaydı Allahü Teala'nın Habibi sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat olur, hiç sıkıntı çekmezdi. Halbuki Resulullah Efendimiz en çok sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. Cebrail aleyhisselam gelip ya Resulallah, kardeşim Mikail karşıda, dağın üzerinde bekliyor. Emredin bütün kafirleri yok edelim deyince, hayır, ben insanların azap çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, huzura kavuşmaları için gönderildim buyurdu. Sıkıntılar, üzüntüler, yokluklar, hatta iftiralara uğramak bu yolun şanındandır. Evliya-i kiramın, hatta eshab-ı kiramın çektiği sıkıntılar da çok fazlaydı. Onlar bizim çektiğimiz sıkıntılardan kat kat fazlasını çektiler. Bu sıkıntılar mücahitlerin aşkını, hevesini artırır. Hastalığa, sıkıntıya üzülmemeli. Ancak ibadetlerine ve dine hizmet etmesine mani olursa o zaman üzülmenin mahsuru olmaz. Bununla beraber hastalık ve sıkıntıları istememelidir. Hasta olmamak için sebeplere yapışılır. Buna rağmen gelirse sabredilir. Ahiret lezzetlerini gideren cahillerin aradıkları lezzetlerdir. Allahü Teala'nın başkalarına verdiği nimetler dostlarına rahmettir. Başkaları nimet gelince sevinir, dert gelince üzülür. Bu büyükler nimette de, dertte de sevinçlidir. Çünkü bunlar işin güzelliğine, çirkinliğine değil, işi yapanın güzelliğine bakar. İşi yapan sevgili olduğu gibi, işleri de sevgili olur ve tatlı gelir. Bu dünyada her şey güzel olan yapıcının işi olduğundan, dert ve zarar verse de bunlara istedikleri ve sevdikleri şey olur. Kendilerine tatlı gelir. Allahü Teala dostlarını her an kendi arzusuna razı ettirip zevk ve lezzet içinde tutuyor. Başkasına dert olan dostlar için cemal ve kemal oluyor. Bunların arzularını arzu edilmeyen şeyler içine yerleştirdi. Dünya lezzetlerini başkalarının aksine ahiret derece ve lezzetlerinin artmasına sebep eyledi. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah yolundaki mümine isabet eden her yorgunluk, hastalık, sıkıntı, üzüntü, keder, hatta ayağına batan diken bile günahlarına kefaret olur. Allahü Teala'nın hayrını murad ettiği kul, belalara maruz kalır ve meşgul olacağı mal ve evladı kalmaz. Nimete kavuşması için insana musibet gelir.
Değerli izleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Evet, dinleyicimiz İstanbul Çatalca. Çatalca İstanbul'un değil mi? Evet. Çatalca'dan Edirne'ye gittim. 104 kilometre daha uzak Çatalca'dan itibaren. Seferi olur Hanefi mezhebine göre. Edirne'den döndüm dedi, Tuzla'ya geçeceğim. Çatalca'ya uğramadan geçince seferiliğim devam eder mi? Evet, eder. Devam eder. Ancak Çatalca'nın içinden veyahut da aynı şekilde onun mezarlık sanayi bölgesinin dışından geçiyorsa problem yok. İçine girerse evine kadar girmesine gerek yok. Çünkü o sınırlardan içine girince seferiliği bozulur. Bozulmayabilir de. Nasıl bozulur, nasıl bozulmaz. Çatalca vatan asisi ise 15 dakikalığına bile girse bozulur. Ama yok. Şimdi Edirne'ye giderken buradan çıktı ya. Çatalca vatanı ikametidir. Vatanı ikametinde seferiliğin bozulması için vatanı ikametinde 15 günden fazla kalmaya niyet etmesi gerekir. 2 hafta burada kalacağım dedi. O zaman bozulur. Yoksa bozulmaz. O zaman Çatalca'nın içinden geçse de Tuzla'ya giderken gene bozulmaz vatanı ikamesi. Vatan asli ise bozulur sadece. Çatalca'da namaz kılsa bu sefer seferi olarak kılacak yani. Tabii seferi olarak kılacak vatanı ikamesi. Ama vatan asli ise oraya girince mukim olarak kılacak. Efendim şu anda Antep'teyim dedi. Bu zeytin zamanı dedi. İşte fabrikalar da zeytinler alıyor. Zeytinin durumuna göre dedi. Zeytin toplayan mahsulün sahiplerine fabrikalar teklif yapıyor. Bu zeytinin işte 7 kiloda 1 kilo yağ çıkar veya veririm kabul edersen. Bu karşılıklı rıza ve anlaşmaya bağlı. Olabilir mi? Tabii karşılıklı rıza ve anlaşma ile bu şekilde olur. Dedi ki bizde böyle adam 700 kilo getirdi. 700 kilo karşılığında ne kadar şey yaptıysa başından anlaşıyor çünkü. Peşin peşin söylüyor. 7 kilo da 1 kilo vermek suretiyle o zaman 700 kiloya da aynı şekilde ona göre yağını verir. Yani karşılıklı anlaşma ve rıza ile. Caiz midir? Caizdir. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki ben dedi bugüne kadar aynı şekilde hani dedi yabancı birisi görmesin diye dedi ayağım dedi çok rahatsız olmasına rağmen ameliyata yanaşmadım dedi. Şu anda iyice müzminleşti. Ameliyat olayım olsun. Çünkü hastalık sebebiyle mesela benim annem de öyle hassastı. Son durumda hastaneye götürdük falan. Tabii şimdi mecburen şey yapıldı falan. Üzülüyordu ama elinde değil o. O bilerek göstermemek. Allah-u Teala dileseydi o rahatsızlığı vermezdi. Kim bilir? Yani bu rahatsızlık bir sıkıntıdır. Şimdi dinin emrine uymak suretiyle orada bir mahrem yerlerini, yabancılarını görme durumu söz konusu o da bir sıkıntıdır. O sıkıntılar günahlarına kefaret olur. Yani orası zarurettir. Gitsin, saatine kavuşsun. Çünkü daha da berbat olduğu zaman, beter olduğu zaman diğer ibadetlerini ve ihtiyaçlarını göremez hale gelebilir. Allah-u Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Ben de diğer konuda tevekkül ediyorum dedi. Yani bu konuda da. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet kitabından Saadet-i Ebediye kitabına Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh nakiller yapmışlar, o kitaptan almışlar ve nakiller yapmışlar. Orada tevekkül bahsi var. Uzun uzun anlatılıyor. Şimdi birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece. Ben dereceye giremedim. Baktım da. Sen girdin mi? Yok. Dereceye giremedim. Bakıyorum. Okuyorum. Şimdi bakıyorsun ama Allah-u Teala'nın öyle kulları var. O birinci derecede olan, ikinci derecede, üçüncü derecede, dört, beş, altı neyse. Öyle derecede olanlar var. Şimdi orada bir ifade geçiyor. Mesela efendim ben tevekkül ediyorum. Rabbim bana yiyeceğimi gönderir dememeli buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala sebepleri yarattı, sebeplere yapışmalı. Bunun için Allah-u Teala doktoru yarattı, sebeptir. İlacı yarattı, sebeptir. Ameliyat da sebeptir. Dolayısıyla tevekküle yapışmak, özür dilerim, sebeplere yapışmak tevekküle mani değildir buyuruyor. Tevekküle mani değildir. Efendim ben susadım, Allah-u Teala benim susuzluğumu giderir. Amenna.
Ama adet-i ilahiye öyle değil. Hatta bir hadise anlatılıyor. Emel abi de anlatırdı bunu. Mesnevi'de geçiyormuş. Önceki ümmetlerden, peygamberimizden önceki ümmetlerden bir vatandaş, bir mümin diyelim. Dağa gitmiş odun kesmeye, bakmış bir arslan kükreme sesi geliyor falan. Hemen korkmuş, ağaca çıkmış, yapraktan arasına bakmış. Arslan da tam ağacın yanına gelmiş, altına gelmiş. Arslan işte bir dana avlamış veyahut da koyun avlamış neyse orada yemiş. Karnı doyunca hayvanlar öyledir. Aslan da olsa kaplan da olsa götürmüyor, saklamıyor, çekip gidiyor. Biraz sonra dikkat etmiş orada çallar var. Çallar altında ayakları böyle kötürüm felç olmuş. Bitirki sürüne sürüne gelmiş. Arslandan kalan ne yemiş? Karnı doyurmuş. Bu paşam da yukarıdan bakarak bir kıyas yapmış. Aa demiş. Allah Teala demiş ya getiriyor ayağına. Ben demiş niye çalışayım? Gideyim mağarada ibadet edeyim. Gidiyor bir gün, iki gün, üç gün mağaranın kapısına bakıyor. Gelen giden yok. O ümmete gönderilen peygamber de hayattaymış. Allah-u Teala vahyederek buyuruyor ki git o ahmak kuluma söyle. Ahmak kuluma söyle. Dışarı çıkıp benim emrettiğim sebeplere yapışmazsa açlıktan öldürürüm onu. Ben ezelde rezzakım. Fakat bütün mahlukat için, bütün mahlukat için sebepler yarattım. Bazılar var hareket edemez. Nebatat gibi. O hareket edemez. Onun ayağına gönderirim. Ama onun dışında kanatlısı da, denizdeki de, toprağın üstünde yürüyeni de, sürüyeni de, ondan sonra cinni de, insanı da benim yarattığım sebeplere yapışacak buyuruyor. Benim hatta Musa Aleyhisselam, işte yani dinleyicimiz diyor ben tevekkül ediyorum. Musa Aleyhisselam da aynı şekilde hasta olmuş, değil mi? Tevekkül etmiş. Demişler ya bu hastalığa bu ilaç iyidir. Yok demiş ben kullanmıyorum. Cebrail Aleyhisselam geliyor, Allah-u Teala emretti, iç onu diyor, içiyor, iyi oluyor. Arada zaman geçiyor, tekrar aynı hastalık nüskesinde gitmiş, o ilacı kullanıyor, bu sefer daha beter olmuş. Cebrail Aleyhisselam gelince ona sormuş, ya demiş, hastalık aynı, ilaç da aynı. Allah-u Teala buyurdu ki, daha önce Allah dedi, sonra ilaç dedi, şimdi önce ilaç dedi. Tevekkül için ilaca tesir gücünü veren Cenab-ı Hak. Yani ilaç sebeptir. İlaç sebeptir. Tevekkül için doktora gideceksin ve Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor. Hastalığı yaratan kim? Tedavi yaptıran kim? İkisi de benim buyuruyor. O zaman diyor doktora ilaca ne gerek var? Allah-u Teala buyuruyor ki sen benim ezelde takdir ettiğim adetimi mi? Bozmak istiyorsun. Ben ezelde böyle diledim buyuruyor. Dolayısıyla gitsin ameliyat olsun. Rabbim hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin. Bir de dinleyicimiz dedi ki yani kendi akrabasından birisi getirmiş zekat diye bir koyun vermiş. Olur mu? Eğer koyunları varsa 40-50 tane 40'tan fazla içinden bir tanesini zekat olarak getirdi verdi. Hayvan zekattır bu. Olur mu? Olur. Efendim öyle değil. Bu kimsenin parası vardı. Ama zekat olarak koyun verdi. Verebilir mi? Verebilir veremez. Ya sen de doğru söylesene aynı şekilde. Verir mi veremez mi? Niye ikili ikili söylüyorsun? Şimdi mesela ticaret malı yapıyor falan. Koyun alıp satmıyor. Dolayısıyla orada koyun ticaret malı diye veremez. Neyin ticaretini yapıyorsun? Kumaşsa kumaş. Mobilyaysa mobilya. Gıdaysa gıda. Onlar da verebilir. Veya bunların bedelini altın olarak verebilir buyuruyor. Şimdi kitaplarda anlatırken saatte bedeli zekat bahsinde. Adamın parası var. Mesela 1 milyon parası var veya 2 milyon parası var diyelim. Parası var. Zekatını hesapladı, çıkarttı. Bilen birisiyle bunun altında devrini yaptı. Artık bu kağıt para olarak verebilir bedelini. Veya baktı ki fakir, bir çuval şeker, bir çuval un, bir teneke çiçek yağı, bir teneke aynı şekilde zeytinyağı aldı götürdü. Ne kadar tuttu? Şu kadar. Verilecek miktardan düştü. Veya altında devrini yaptı ya. Veya bir koyun kaptı getirdi. Bir çuval koyun götürdü. Bir çuval dana getirseydi onu falsoydu. Olurdu. O da olurdu. Dolayısıyla o zaman olur. Yoksa dinleyicimiz dedi ki hani koyun zekat olur mu? Hani şey itibariyle. Evet koyunlar varsa zaten koyundan verecekti. Hatta orada bile koyunundan veremezse kitaplarda buyuruyor ki toprak mahsulü zekatı da, ticaret malı da, ondan sonra şey de hayvan zekatı da neyse kendisine veremezse altınla verir. Ya da altınla devrini yapar, o şekilde aynı şekilde verebilir buyuruyor.
Bir dinleyicimiz diyor ki sürekli birilerine suizanda bulunuyorum. Bu da çoğu zaman yanlış kararlar almama sebep oluyor ya da insanlarla aramın açılmasına sebep oluyor. Çok uğraşıyorum, kurtuldum diyorum ama bir olayda yine ortaya çıkıyor bu benim kötü huyum. Bunu ne yapabilirim diyor. Şimdi dinleyicimiz yani açık net bir şekilde ifade etmiş, bundan kurtulacağına alamet bu. Evet. Niye? Hastalığını öğrenmiş. Hastalığını öğrenmiş. Ama şimdi mesele bazı, ya ne varmış işte suizan etti. Öyle değil o. Öyle değil. Nefsi oradan yakalamış. Nefsi oradan yakalamış. Israr ediyor. Israr ediyor. Bu da ısrar edecek. Bir bu galip geliyor, bir o galip geliyor. Israr ederse en sonunda kendisi galip gelir. Mesela şimdi bu suizan da, bazısı kibirde, bazısı riyada, bazısı aynı şekilde başka bir konuda, başka bir konuda yakalanmıştır. Eğer kendinde o hastalığı tespit ederse, mesela Allah Teala rahmet eylesin, Enver abiyle sık sık tekrar ederdi ve mektubatta açık yazıyor bu çünkü. Nefsi iman etmemiş bizim gibi avamın hepsi kibir, hepsi kibirli. Kibir var. Niye? Çünkü nefsi iman etmedi ki. O nefisten kaynaklanır hemen. Tak diye devreye girer. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki işte muhlas, muhlis iki kelime aynı şekilde anlatıyor. Muhlis bizim gibiler. Nasıl olur? Yani zorla niyet ederiz. Niyet ettim Allah rızası için şu ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını insanlara vermeye. Ama yolda birisi görür, şey yapar. Oo maşallah Mustafa Bey ya, kucağına da almışsın kitapları götürüyorsun falan. O anda bir şey girer. Hemen o anda tekrar yine müdahale edersin. Ya diyorsun ben bunu Allah rızası için. Tekrar ihlal. Buna muhlis denir. Ama bu git gel yapar. Zorlayarak. Ha, zorlayarak. Evet. Ama muhlas nefs iman ettikten sonra. Hatta bir de şey söylüyor. Fena beka ifadesini kullanıyor. Bir dereceymiş onlar, makammış bilmiyoruz. Sadece inanıyoruz. Onlar bildirmişler. Lem yezük la yedir yani, diye bir ifade var. Yani tatmayan bilmez manasında. Biz tatmadık. Ama inanıyoruz. O büyükler öyle anlattığı için. Doğrusu da bu mudur? Evet, doğrusu da budur. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki o işte fena bak hasıl olmadığı müddetçe. Bu muhlas dediğimiz hakiki ihlas hasıl olmaz. Ve o hasıl olunca artık onların herhangi bir şey Allah rızası için demelerine ihtiyaç yoktur. Bir talebesi diyor ki efendim nasıl olur bu? Buyuruyor ki evladım senin nefsini iman etmeden önce sen niyet ettiğin nefsime uyarak şunu yapmaya mı diyorsun? Niyet etmene gerek yok ki. Otomatik olarak nefsin peşindesin. Boynunda nefsin ipi var. Niyet etmene gerek yok. Nefsi iman ettikten sonra artık bunu niyet etmesine gerek yok ki. Bunun oturması, yemesi, içmesi, kalkması, söylemesi, anlatması hepsi ihlaslı olur. Hepsi ihlaslı olur. Ama bu dinleyicimiz de zorlarsa yani madem ki hastalığını tespit etti, inat ederse çok sıkıştığı zaman bir Fatiha üç ihlas okuyup Sesili Aliye büyüklerinden isimlerini bazılarını da olsa hatırlayıp onların ruhlarına hediye etsin. Önce Peygamber Efendimiz sonra bütün peygamberlere. O sana da elini kaldırsın. Ya Rabbi bu büyüklerin hatır ve hürmetine nefsi emmaremin şerrinden sana sığınırım. Beni muhafaza eyle ya Rabbi diye de dua etsin, sadaka da versin. Cuma saati kabir ziyareti yapılmaz diyorlarmış. Meftalar da o saatte ibadet yaptıkları için. Tabii meftaların hepsi cuma günü. Cemaatten cuma namazı kılıyorlar. Sultanahmet Camii'ne geliyorlar. Tabii ya Rabbi. Uyduruyordu söyle değil mi? Cuma saatinde de kabir ziyareti yapılır. Ama erkekse ona cuma namazı farz olduğu için orada bulunmaz. Camide bulunur. Ama seferidir mesela. Veya kadındır. Cuma vakti aynı şekilde ziyaret etmesi mahsur olmaz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.